Biricik kardeşim benim. Dünyanın en güzel kardeşi. Param yok, su getirmem, bakkala gitmem, oyun oynuyorum. Lan Allah cezanı vermesin. Ben istemesem seni yapmıyorlardı lan. Ben kardeş istedim diye seni yaptılar. Ne yapayım? Param ara istemiyorum oğlum. Kalk bilgisayarın başından, ders çalışacağım. Ya yalan söyleme. Beni ders çalışacağım deyip kaldırıp oyun oynayacaksın değil mi? Ya oğlum bak, dayak yemeden kalk şu bilgisayarın başından. Vallahi dayak atarsan babama söylerim, o da sana dayak atar. Sen git babama söyle bir bilgisayar daha alsın. Her dediğini yapıyorlar ya. Ne yapayım oğlum, bana ne? Sen küçük kardeş olsaydın. Lan mal, sanki benim elimde küçük veya büyük olmak. Allah böyle yaratmış oğlum. Ya anlamadığım bir konu var. Annem öküz değil, babam öküz değil. Sen kime çektin acaba? Mal da öküz de sensin. Oğlum bak, dokunursan babama söylerim yemin ederim. Bak canım kardeşim, güzellikle son kez söylüyorum. Kalk o bilgisayarın başından. Dersim var, dersi yapmam lazım. Sen istedin oğlum bunu, sen görürsün şimdi. Baba Berkcan geçen gün senin kredi kartından oyuna para yükledi gizlice. Gizlice para mı yükledi? Omae wa mou shinde iru. Arkadaşlar, İngilizce sınav sonuçlarını okuyacağım ama iki dil bilmeme rağmen şu sonuçları izah edemem. Bütün sınıf tel tel dökülmüş. Anneniz babanız beddua etse bu kadar rezil duruma düşmezsiniz. Ya ben sizden bülbül gibi İngilizce konuşmanızı istemiyorum ki. Şu yaptığım sınavdan 100 puan almak için derdinizi anlatacak kadar İngilizce bilmeniz yeterli. Benim sizden istediğim derdinizi anlatacak kadar İngilizce öğrenmeniz. Çok mu zor? Hocam benim derdim anlatmıyor. Türkçem bile yetmiyor. Siz İngilizce diyorsunuz ya. Sınavdan kaç puan bekliyorsun oğlum? Hangi sınavdan? Daha adamın sınavdan haberi yok ki. Şu verdiği cevaba bakar mısın? Hangi sınavdan? Yüzüne takındığı ifadeden sanırsın ki adamın sınavın icadından haberi yok. Zaten kötü not aldığın belli, çünkü soruya soruyla cevap veriyorsun oğlum. Ya hayır baba, günde kaç tane sınav oluyoruz ya, o yüzden sordum ya. Sen var ya, öğretmen kesin sınav kağıtlarını dağıttığında "Aa, bugün sınav mı vardı?" diye de soruyorsundur ha. Ya baba, olur mu öyle şey ya? Kaç tane sınav oluyoruz diyorsun, ben senin hiç ders çalıştığını görmüyorum ama. Sınavı bilmemen de normal. Ders çalışmayan adam nereden bilsin ki sınavı? Sen matematik sınavını mı soruyorsun baba? Evet, matematik sınavı. Bak ne sorduğumu biliyormuşsun demek ki. Oğlum sen normalde ne demek istediğimi anlıyorsun da işine gelmediği için lafı evirip çeviriyorsun. Vallahi baba, sınavdan çıktığımda 95 puan bekliyordum. Arkadaşlarla konuştuğumuzda 75, kontrol ettiğimde 45, hoca ile sınav sorularını çözdüğümüzde 25, arabada 5, evde 15. Sen gül gül. Sene sonu seninle görüşeceğiz. Gül sen şimdi. Kanka saçım nasıl olmuş? Mala dönmüşsün. O zaman başka tarafa döneyim. Kanka 05 kalem ucun var mı? Al kanka, 07 vereyim üstü kalsın. Kanka kantine gidelim mi? Yok kanka, yorgunum ya, sen git. Ben ısmarlayacağım ona göre. Kanka o zaman çabuk gidelim, zil çalacak hadi. Kanka başka sakız var mı? Bana da var bir tane, ben de çiğneyim. Var ama sana yok. Hocam Bilal sakız çiğniyor derste. Baba bir şey sorabilir miyim? Efendim oğlum, buyur, tabii ki sorabilirsin. Biz Amerika'da kalmaya daha ne kadar devam edeceğiz? Ben ne kadar daha Amerika'da okuyacağım? Oğlum biliyorsun ki benim işim her şeyim artık burada. Maalesef ki Türkiye'ye dönemeyiz. Sen burada okumaya devam edeceksin. Ben Türkiye ve arkadaşlarımı çok özledim baba. Amerika'da hiçbir şey samimi gelmiyor bana. Ayrıca ben buradaki ne öğretmenleri seviyorum ne de arkadaşlarımı seviyorum. Yani oğlum maalesef ki elimden bir şey gelmiyor. Yani seni tek başına da gönderemem. O yüzden burada okumak zorundasın. Ali Ekber, sınavdan kopya çektiğini tespit ettik ve sınavını iptal ettik. Ben kopya falan çekmedim. İftira atıyorsunuz. Sırf Türk'üm diye bana bunları yapıyorsunuz. Ama bunların hesabını vereceksiniz. Ali Ekber, burada Amerikalı olmayan bir sürü arkadaşların var. Biliyorsun ki bizim hiç kimseye karşı bir tavrımız yok. Bu sınıfta bana karşı diğer öğrencilerden bir tavrınız var Türk olduğum için. Ve de bunu ortaya çıkartacağım. Ah siz Türkler, hep böyle dik başlı tavrınız yüzünden kaybediyorsunuz. Hep böyle yapayalnız kalıyorsunuz işte. Türk olmak ne kadar zor. Haklısın. Türk olmak zordur. Dünya ile savaşırsın. Ama Türk olmamak daha zordur. Öyle mi? Nedenmiş o? Çünkü Türklerle savaşırsın. Hasan, yarın yeryüzünde bazı felaketler olsa, buzul çağı başlasa, çok az insan hayatta kalsa ve de bu hayatta kalan insanlardan biri de sen olsan, ne yaparsın? Dolar alırım hocam.
Ders biraz sizi sıktı herhalde, dağıldınız. Size ben dolar demişken dolarla ilgili bir temel fıkrası anlatayım da biraz kafanız dağılsın. Aynen hocam, bir temel fıkrası şu anda çok iyi gider. Bir İngiliz, bir Fransız, bir İtalyan Amerika'da buluşmak için anlaşmışlar. Hepsi ülkelerinden binmiş uçağa, Amerika'ya gitmiş. Hocam temel demiştiniz, temel nerede? Oğlum temel uçağa binip nasıl yurt dışına gidecek? Dolar olmuş 15 lira. Baba ders çalışıyordum, anlamadığım bir yer var. Sana sorabilir miyim? Tabii yavrum, buyur sor. Bu kosinüs sinüs teoremi ya, çok kafam karıştı, anlamıyorum. Bana anlatabilir misin? Biliyor musun sen? Oğlum valla ne yalan söyleyeyim ya, onu ben de bilmiyorum ki. Baba bir şey daha sorabilir miyim? Sor tabii oğlum, ama bir yemek yiyelim. Bak sabahtan beri ödev yapıyorsun, acıkmışsındır. Daha acıkmadım baba, çok ödevlerim var, bitirmem lazım. Şey soracağım, bu gök gürültüsü nasıl oluşuyor biliyor musun? Gök gürültüsü ya yavrum, onu da bilmiyorum valla ya. Sana da bugün hiç yardımcı olamadım. Hoş geldin oğlum. Gel otur yanıma. Yok baba oturmayayım. Daha derslerim var ya. Ne oldu oğlum? Bir şey mi soracaksın yine? Yok ya, bir şey sormayacağım baba ya. Boş ver. Sen ağzında bir baklava var. Çıkart bakayım onu. Bir şey mi soracaksın oğlum? Sor. Yok baba ya. Boş ver. Oğlum sorsana ya. Çekinme ya. Ben hayatta bütün bildiklerimi sora sora öğrendim. Bütün bildiklerini mi? Arkadaşlar, kimyanın temel yasaları, kütlenin korunum yasası, sabit oranlar yasası, katlı oranlar yasası. Hasan oğlum sen niye konuşup duruyorsun? Hocam arkadaşa dersle alakalı bir şey sordum da. Oğlum bir şey soracaksan dersi dinle, dersten sonra bana sor, tamam mı? Tamam peki hocam, bir daha öyle yaparım. Bunları ben size anlatıyorum, bunları ben zaten biliyorum oğlum. Gelirim buraya, oturur giderim, ay sonunda gene maaşımı alırım. Bana bir şey olmaz, sınava girecek olan sizlersiniz. Oğlum sen ders çalışmıyorsun, ders dinlemiyorsun. Sen büyüyünce ne olmayı düşünüyorsun? Hocam hiçbir şey olamazsam sizin gibi kimya öğretmeni olurum. John, okulun bitince ne olacaksın? Teacher, okul bitince Silikon Vadisi'nde uzay bilimi üzerine çalışmalar yapmak istiyorum. Oo, çok güzel, çok heyecan verici. Ne üzerine çalışmalar yapmak istiyorsun? Teacher, şu anda dünya üzerinde bulunan değerli madenler tükenmek üzere. Bu madenleri bolca miktarda uzayda gezinen gök taşlarında ve de gezegenlerde bulabiliriz. Yani teknolojimizi biraz daha geliştirirsek bu gezegenlerden ve gök taşlarından çıkarttığımız değerli madenleri dünyaya getirebiliriz. Buna da uzay madenciliği deniyor. Uzay madenciliği hakkında kafamda bazı projelerim var. Bunları okul bittikten sonra Silikon Vadisi'nde hayata geçirmek istiyorum. Bize verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bu arada hedeflerin çok etkileyiciydi. Çok başarılı olacağını düşünüyorum. Hasan, okul bitsin ne olacaksın? Vallahi çok mutlu olacağım hocam. Evet arkadaşlar, burada dersi bitiriyorum. Eğer ki başka sorusu olan yoksa, isterseniz araya kadar genel sohbet yapabiliriz. Ben hafta sonu Fransa'ya ailemin yanına gidip geleceğim. Oo çok güzel Alexandre. O zaman sana iyi yolculuklar. Biliyorsunuz ki Fransa'nın parfümleri çok meşhurdur. Oradan size parfüm getireceğim. Siz de doğal ter kokunuzun haricinde bir tane koku kullanmış olursunuz. Alexandre, kültürüne hakim olmadığın bir toplumda konuştuklarına ve de esprilerine dikkat etmeni tavsiye ederim. Senin kültüründe çok komik olan bir şey başka bir kültürde kırıcı olabilir. Fransa'nın parfümleri çok ünlü. Bulanlar da Fransızlar. Peki nasıl ortaya çıktığını biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Türk kültürüne hakim olmadığın gibi kendi tarihinden de bir habersin. Ben ders arasına kadar parfümün nasıl ortaya çıktığını sizlere anlatayım çocuklar. 18. yüzyılda Fransızların evlerinde tuvalet ve banyo yoktu. Evleri bırakın Fransız sarayında bile yoktu. Banyo yapmak tüm Avrupa'da yasaktı. İnsanlar tuvaletlerini ortalık yerde utanmadan yapar, camdan aşağıya boşaltırlardı. Ve de aşağıda olan insanların üzerlerine boklarının ve sidiklerinin gelmesinden de rahatsız olmazlardı. Buna bir çözüm olarak o dönemde şemsiye icat edilmiştir. Ayrıca sokaklarda bir karış bok olduğu için sokakta insanların rahat yürüyebilmesi için topuklu ayakkabı da Fransa'da o dönemde bulunmuştur. Parfüm de temizlik bilmeyen Fransızların pis kokularını bastırmak amaçlı o dönemde icat edilmiştir.
Anlatırken benim midem bulandı ama Fransızlar o dönemde o şekilde çok güzel yaşamışlar. O dönemde Fransız kralı Osmanlı Devleti'nde düzenlenen bir protokole katılır. Osmanlı padişahı Fransız kralının kokusundan kürsüde konuşamaz. Padişah hemen vezirini çağırır ve Fransız kralının Türk hamamında yıkanması talimatını verir. Kral hamamda yıkanır ve der ki yıkanmak gerçekten de insanı rahatlatıyormuş. Yılda bir veya iki defa yapsak hiç fena olmaz. Ayrıca Fransa tuvalet kültürünü de Osmanlı'dan öğrenmiştir. Tuvaletin ne olduğunu Osmanlı'dan öğrenen, bok kokularını örtmek için parfüm icat eden, topuklu ayakkabılarıyla bileklerine kadar bok içinde gezenlerin torunları şimdi de gelmiş bize temizlik taslıyorlar. Mother, bugün okulda çok acıktım. Yemekte ne var acaba? John, bugün bir şey yapamadım maalesef ki. Dışarıdan pizza söyleyelim, olur mu? Oo, süper olur Mother. Anne, bugün okulda var ya kurt gibi acıktım. Yemekte ne var? Zıkkım. Ya anne, düzgünce soru sordum. Niye böyle cevaplıyorsun ya? Önce bir nasılsın, iyi misin demeyin oğlum, tamam mı? Nasılsın, iyi misin anne? Yemekte ne var? Elinin körü var. Tamam anne, özür dilerim. Düzgünce soruyorum o zaman. Yemekte ne var? Lütfen söyler misin? Ne piştiyse o var evladım. Sağ ol anne ya. Çok aydınlatıcı oldu. Pırasa yaptım evladım. Eğer ben pırasa yemem, pırasa sevmem diyorsan dünden kalan buzdolabında bamya var. Onu ısıt ye. Ya pırasa var diye baştan söylesene anne ya. Az kalan enerjimi de yemekte ne var ne yok diye onu öğrenmek için harcadım. Bilseydim hiç soru sormaz, enerjimi de harcamazdım ya. Sağ ol, ben tokum, odama gidiyorum. Şuna bak, bir de yemek beğenmiyor. Bunu bulamayanlar da var. Ne oldu oğlum, bilgisayarın mı bozuldu? Yok, bozulmadı baba, güncelleme yapıyor şu anda. Biliyorsun bilgisayar eski, güncellemeler biraz uzun sürüyor. Belli belli, başka türlü gelip oturmazsın yanımıza zaten. Kalkmazsın o bilgisayarın başından. Ben derim zaten, benim babam halden anlayan insandır diye. Oğlum kestirsene şu saçlarını. Seni uzun zamandır görmeyen arkadaşlarım senin kızın ne zaman oldu diye soruyorlar bana. Ya baba, sırf saçlarımı kestireyim diye söylüyorsun bunu ya. Erkek adam öyle uzun saçta dolaşır mı lan ortalıkta? Baba param bitti, para versene bana. Oğlum ben sana haftalık vermiyor muyum? Daha 3 gün önce verdim. 4 günün daha var. 4 gün sonra vereceğim ben sana paranı. Ya baba, parasız mı gezeyim? Ne yapayım ben şimdi? Oğlum ben sana para verirken ne dedim? Paranı harcama dedim, değil mi? Baba, parayı harcamayacaksam niye para veriyorsun o zaman bana? Zaten babalar ne için vardır? Ne için vardır baba? Ne olacak? Para vermek için vardır. Oğlum siz paranın nasıl kazanıldığını bilmediğiniz için böyle çok rahat harcıyorsunuz zaten. Şuna bak, çalışmaktan, sinirden, stresten kafamda saç kalmadı lan. Çöktüm lan, çöktüm çalışmaktan. 45 yaşındayım, 65 yaşında gösteriyorum. Ne yapayım? Ne yapayım mı? Yürü git lan! Aa! Terbiyesiz, bunu bilgisayar zapt ediyormuş. Yürü git lan bilgisayarın başına. Para mara yok sana. Hasan, yolda yürürken karşına 2 tane çuval çıktı. Bir tanesinin içinde 1 çuval para var, diğerinin içinde de akıl var. Hangisini alırsın? Tabii ki para çuvalını alırım hocam. Çok param olur, istediğim her şeyi alırım artık. Hasancım, yalnız paranın da alamayacağı şeyler var. Yiyecek satın alabilirsin ama iştah satın alamazsın. İlaç alırsın ama sağlık alamazsın. Bilgi alırsın ama bilgelik alamazsın. Gösteriş alırsın ama güzellik alamazsın. Eğlence alırsın ama neşe alamazsın. Tanıdık alırsın ama dost alamazsın. Hizmetçi alırsın ama sadakat alamazsın. Boş vakit alırsın ama huzur alamazsın. Para ile her şeyin kabuğu alınır. Hiçbir şeyin çekirdeği alınmaz Hasancım. Ne yapayım? Ben olsam para yerine aklı alırdım. Herkes neye ihtiyacı varsa onu alırmış hocam. Arkadaşlar, sınıfta bazı kendini bilmezler var. Kimmiş hocam onlar? Onlar kendini biliyor. Hocam, bugünün cuma olması ve de son dersin bizim sınıfa denk gelmesi size pek yaramadı herhalde. Ne yalan söyleyeyim, bana da yaramadı. Çünkü biraz önce dolma kalemi dolma zannedip yemek üzereydim. Aynen hocam, vallahi hiçbirimiz iyi değiliz. Biraz derse ara verip başka şeyler yapsak. Biraz önce ben de size sinirlendim. Kurşun kalemle sizi vurmaya kalktım.
Bilal de halüsinasyonlar görmeye başladı. Biraz önce bana diyor ki havada diyor bak diyor kalem var diyor uçuyor diyor. Ben de dedim ki saçmalama lan kalem uçar mı dedim. O da dedi ki lan pilot kalemse uçar tabii ki dedi. Oğlum siz nasıl öğrencisiniz ya? Hadi onu bırak nasıl insansınız ya? Vallahi sigara paketlerinin üstüne sizin sınıfın resmini konup sigara içerseniz çocuklarınız böyle olur yazsalar Türkiye'de herkes yemin ederim sigarayı bırakır ya. Abi üstün diyelim ki bir ay sonra dünyayı yok edebilecek büyüklükte bir göktaşı dünyaya çarpacak. Ne yaparsın? Korkudan altıma sıçarım hocam. Yarın öleceğini bilsin bugün ne yaparsın? Altıma sıçarım. Diyelim ki cesaretlisin korkmadın. O zaman ne yaparsın? O zaman da göktaşına kafa atarım hocam. Neden kafa atıyorsun göktaşına oğlum? Çünkü erkek adam her şeye kafa atar hocam. Tamam onları boş ver. Mantıklı düşün bakalım. O zaman ne yaparsın? Mantıklı düşünürsek de dolar almak lazım hocam o zaman. Neden dolar alıyorsun oğlum? Göktaşı çarpacak dünyaya. Hocam mantıklı düşün dediniz ya. Mantıklı düşünürsek Türk lirası her gün değer kaybediyor. O yüzden parayı dolara çevirmek lazım. Abu Züddin ben sana soru sormadım. Sen de oğlum mümkünse bundan sonra düşünme tamam mı? Millet yapay zeka ile uğraşıyor. Biz burada geri zekalılarla uğraşıyoruz ya. Evet arkadaşlar dersimiz bitti. Sorusu olan varsa, anlamadığı yer olan varsa sorabilir. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Tabii buyur Abu Züddin sor. Şimdi hocam Pinokyo birazdan burnum uzayacak derse ve burnu uzarsa doğru söylemiş olacağı için burnunun uzamaması gerekir. Burnu uzamaz ise de yalan söylemiş olacağı için burnunun uzaması gerekir. Bu nasıl bir paradokstur? Lütfen bana açıklayabilir misiniz? Abu Züddin ben matematik dersiyle ilgili soru sorabilirsiniz dedim. Peki matematikle ilgili soru sorayım. Şimdi öğretmenlerimiz diyor ki hayattan dersler çıkartın. Burada size ve arkadaşlarıma soruyorum. Hayattan illaki bir ders çıkartacaksak, önce matematiği çıkartsak nasıl olur acaba? Abu Züddin, oğlum senin matematikle ilgili bir sorunun mu var? Evet hocam var. Ben mateistim. Mateist mi? O ne lan? Hocam mateist demek matematiğe inanmayan demek. Yani ateist gibi bir şey işte. Yani kısacası diyorsun ki benim kafam matematiğe çalışmıyor. Bu matematiği bir şekilde tedavülden kaldıralım. Yo hocam kafam çalışmıyor değil. Matematiği anlamıyor değilim yani. Bir araştırmaya göre insanların %80'i matematikten anlamıyormuş. Ama ben %45'lik o anlayan kısımdayım. Aynen Abu Züddin verdiğin örnekle de matematikten ne kadar çok anladığını belli ediyorsun zaten. Yalnız bir dediğin bir dediğini tutmuyor. Bir diyorsun ki matematik kaldırılsın yok ben mateistim. Ondan sonra diyorsun ki ben matematikten çok iyi anlarım. Yok hocam ben tutarsız bir insan değilim öyle. Ben ne diyorsam odur. Asıl siz tutarsızsınız. Geçen gün derste dediniz ki 7 artı 3 10 eder dediniz. Bugün de dediniz ki 6 artı 4 10 eder dediniz. Bakın siz tutarsızsınız işte. Bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. Arkadaşlar merhaba oturabilirsiniz. Abu Züddin kalacak. Abu Züddin kalacak. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz? Derste olduğunuzu unuttunuz herhalde. Oğlum siz annenize babanıza söyleyin. Sizi okula göndermesinler ya. Vallahi harcadıkları para israf. Şu devletin sırasında yer kaplıyorsunuz ya. Yazık yazık. Vallahi bu devlet sizi adam olsun diye okutuyor. Yazık devletin paralarına. Biz size karşılama töreni hazırlıyoruz. Siz ayıp ediyorsunuz hocam. Gereksiz arkadaşınız. Arkada gereksiz gereksiz konuşmaya devam ederken bizler de dersimize başlayalım arkadaşlar. Bugün yazılarınızı okuyacağım. Takıldığınız soruları bir daha yapacağız. Arkadaşlar bu kağıt kimin böyle? Tükenmez kalem kullanmış. Kurşun kalemden farklı kalem kullanmıyoruz. Nasıl bilmez bu salak? Bir de bütün soruları doğru yapmış ama gerizekalı ismini yazmamış. O yüzden bu arkadaşa 70 veriyorum. Abi Sütün hocam ben kağıda bakarsam el yazısından hangi arkadaş olduğunu bilirim. Tamam gel bak. Hocam vallahi bu kimsenin el yazısına benzemiyor. Aa hocam bu sizin hazırladığınız cevap anahtarı. Cevap anahtarı mı? Ya bana gereksiz diyene bakar mısın ya? Kendine gerizekalı dedi, salak dedi. Hadi onu bırak. Kendi hazırladığı cevap anahtarına 70 puan verdi lan. Arkadaşlar bakın işte ben bundan bahsediyorum. Çok dikkatsizsiniz. Çok basit hatalar yapıyorsunuz. Arkadaşınız soruyu sonuna kadar çözmüş. Sonunda 60'tan 48'i çıkartmış. 12 bulmuş. 22 bulması gerekirken 12 buluyor. Bak nerede hata yapmış gördünüz mü? Hocam 60'tan 48 çıkınca zaten 12 yapar ki. He doğru ya. Ben de bazen böyle basit hatalar yapıyorum.
Ya arkadaş, adam 60'tan 48 çıkınca kaç ettiğini bilmiyor ya. Ulan bir de bunu öğretmen yapmışlar ya. Devlet bir de buna maaş veriyor arkadaş. Ahmet, evden şu hesap makinesini getirdim ama çalışmıyor. Sen anlarsın bu tarz şeylerden. Bak bakalım bir şuna. Hocam bu... Ne var evladım, söylesene ya. Bu hesap makinesi değil ki, televizyon kumandası. Televizyon kumandası mı? Arkadaş daha ne olabilir diyorum. Adam her seferinde beni şaşırtmayı başarıyor ya. Televizyon kumandasıyla hesap makinesini ayırt edemiyor adam ya. Ama takdir etmek lazım. Abuzettin Kıllıbacak ismini sonuna kadar hak ediyor yani. Abuzettin Kıllıbacak.